YouTube Shorts'tan milyoner olabilirsin. Dur bakalım, biraz abartma oldu. Yok lan, hayır. Yapay zeka ile hayatımın değişmesine rağmen 30 günde 30 video yaptım. Yapıştırdım, kolay para kazandım. Böyle olamazsın. Üzerinde uğraşılmamış Shorts'lar izlenmez. Bunu bir anlayalım önce. Eğer bunu anladıysak, istatistikleri takip ederek, evet takip ederek harika bir yurt dışı Shorts kanal konsepti yakaladığımı sana söylemeliyim. Ben yaptım, ikinci videodan hareket yakaladım. Yani hızlı sonuç garantili. Bu konsepti yaparak para kazanmama imkanın yok. Biraz iddialı oldu. Olsun. Evet, çevrede çok fazla konsept paylaşan var. Ama hiçbiri bizim şeffaflığımızda değil. Yaptığı kanalları göstermiyorlar. Yaptığı stratejiler para kazanmayı açmayabilir. Bunu denemedi bile. 3-6 ay para kazanamayabilirsin. Bu yüzden affiliate ile şimdi cebine para koymayı sana göstermiyorlar. Yani seni anlamıyorlar. Ben de sizin aranızdan geldim. Bu yüzden aklınızdaki soru işaretleri anlayabiliyorum. Sana kendi başarı hikayemi açıkça anlatıyorum. Sadece basit bir telefonla başladım. Bu yüzden ilk videomda herkesin gözü önünde sıfırdan bir YouTube kanalı oluşturdum. Para kazanmasını açtım. Affiliate ile şimdi nasıl para kazanabileceğini A'dan Z'ye öğrettim. Daha bu konu hakkında ne yapılabilir ki? Harbiden yaz yoruma. Daha senin para kazanman için ne yapabilirim? Bu videodan sonra git ilk videomdan itibaren izlemeye başla. Bu şekilde ilerleyeceksin çünkü. Yılbaşına özel güzel bir yorum bırakıp beğenip kanala abone olan 3 kişiye YouTube pusulası eğitimini, konsept kitabını ve üyeleri özel Telegram grubunu hediye edeceğim. Yani yeni yıla harika bir başlangıç yapman için lazım olan her şeyi. Araştırmalarım sonucunda son bir haftada hızlı ivmelenen kanalların bilinmeyen gerçekleri anlatan yapay zeka ile oluşturulmuş fact kanalları olduğunu gördüm. Al beni yap, hızlı ivmelen para kazan diyordu resmen. Birçok konuda fact konseptiyle kanal oluşturabilirsiniz. Ama benim tercihim uzay hakkında bilinmeyen gerçekleri anlattığım bir fact kanalı oluşturmak olacak. Örnek bir kanal gösteriyorum ki eğer sıfırdan bu konsepti yapmak istiyorsan bu kanaldan ilham alabilirsin. Yapılışını baştan sona anlatacağım. O yüzden sonuna kadar dikkatle izle. Önüne çıkan diğer konsept videolarından çok farklı şeyler göreceksin. Arkadaşlar, videoya başlarken öncelikli olarak Mars hakkında, bilinmeyen gerçekler hakkında bir video çekeceğim şu anda. ChatGPT'yi kullanmıyorum. ChatGPT'yi artık hoşlanmıyorum yazdığı şeylerden. Çok güzel yazmıyor bence. İnsanın yazdığını insanlar istediği zaman çok daha iyi tutuyor kanallarımız. O yüzden Google'dan çekeceğim bu yazıları. Diyeceğim ki Mars hakkında ilginç gerçekler. Daha öncesinde bir arama yapmıştım sizin için. O ne diyor'ya giriyoruz. Ya basit olarak zaten o ne diyor da bu tarz şeyler çok fazla var. Gördüğünüz gibi Mars insan kolonisi kurmak için 2020 yılında gerçekleştirmesi planlanan yolculuğu 100 binden fazla insan başvuru yaptı mesela. İlgi çekici bir bilgi. Mars gezegeninde gün batımı mavi renkte görünmektedir. Bu tarz bilgilerden 3-4 tanesini birleştireceğiz. Kan tarafa notlarımı ekleyeceğim şimdi. Notlarımı buraya ekledim. Şimdi yazıyorum ki buraya Mars hakkında bilinmeyen gerçekler yazıyorum. Sonra geliyorum buraya. Mars'ın bir yılı 687 gün yılına eşittir diyor. Ortalama 550 kelime de tutmanız gerekiyor. Buradan yine hiç uğraşmıyoruz. Kopyala pıştır yapıyoruz. Bu mesela güzel. Bugün Mars gezegeninde yalnızca 7 robot yaşamaktadır. Bu Mars hakkında da bilgi edinmiş olduk bu videoda. Şu kadar yeterli. Tamam, bu kadar yazdım. Sonra diyorum ki sence en ilginci hangisiydi diyorum. Bunu Türkçe olarak yazdım. Türkçe olarak paylaşmayacağız. Yabancı olarak paylaşacağız. Bu yüzden ChatGPT'ye geliyorum. Aynı şekilde ChatGPT'yi tekrardan kullanacağız. Diyorum ki sana vereceğim Türkçe metni İngilizceye çevir. Gönderiyorum. Send message diyorum. Bana ChatGPT cevap verecek. CTRL'a yaptım. CTRL'ce yaptım. ChatGPT'ye metni attım. Bana İngilizce metnimi verecek. Bunu alıyorum, kopyalıyorum. Şu aşağıya yapıştırıyorum ki iyi bir şekilde göreyim. Şimdi seslendirmek zorundayız. Seslendirmek için de Eleven Labs'i kullanıyorum. İsterseniz CapCut'ın kendi seslendirmesini de kullanabilirsiniz. Eleven Labs'e geldim. Bu daha öncesinde kullandığım bir metindi benim. Mesela bunu silelim. Adam'ı kullanıyorum. Adam'ın sesi daha iyi. Allow the world to live as it... Bu yüzden Adam'ı kullanıyorum. Buradaki hiçbir ayarı değiştirmiyorum. Ayarları full aynı şekilde kullanıyorum. Eleven Labs'i ve bu tarz mail ile giriş yapılan uygulamaları ücretsiz bir şekilde nasıl kullanabileceğinizi de göstermemi istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda onunla alakalı bir video çekebilirim. Sonra bu İngilizce metni kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Artık benim seslendiren bir adamım oldu. Mars'la alakalı Mars hakkında bilinmeyen gerçekler. Bizim hook'umuz, yani kanca cümlemiz. İnsanlar Mars'la alakalı ilgi çekici bir şey gördükleri için bunu kullanacaklardır. Metinle başladık. Sonra seslendirdik. Şimdi sırada videolara ihtiyacımız var. Mars'la alakalı videolara ihtiyacımız var. Bunu da tekrardan YouTube'dan çekeceğiz. Mars'la alakalı videolar çekeceğimiz için YouTube'a geliyorum. YouTube'a diyorum ki Moon diyorum. Ay'la alakalı bir video çekeceğimiz için. Shorts'lara bakıyorum. Shorts'larda daha çok üstüne yazılar yazılmış oluyor. Üstüne yazılar yazılmamış Shorts'lara bizim ihtiyacımız var. Mesela bunu kullanabilirim. Sonra sağ kaydırıyorum. Bakıyorum burada neler var. Mesela bunu da kullanabilirim. Bakıyorum Ay ile alakalı, bak buralarda çok güzel ay videoları var. Bunları nasıl indireceğiz? Onu da bir gösterelim. Google'a geliyorum tekrardan. Diyorum ki YouTube video indirme diyorum. İkincisine save from nokta.net'e tut giriyorum. Bu arka tarafta durmuş oldu. Buraya linki kopyalayacağız. Bu şekilde videoları indireceğiz. Mesela ben bu videoyu kopyalıyorum. Buraya atıyorum. İndirmiş oldu. Buradan indire tıklıyorum. Videom indirildi. 2-3 tane daha böyle videoya ihtiyacım var.
videolarımızı şu anda ben hazır ettim Mars'la alakalı. İsterseniz mesela burada diyor ya, Mars gün batımının mavi renkte görünmektedir. Siz daha detaylı bir şekilde yaparsanız, Mars'ta mavi renk yazarsanız, bu tarz bir video bulursanız videolarınız çok daha izlenme alabilir. Ben şu anda en basit stratejisiyle, en basit şekilde size anlatıyorum ki bunları, bunun üzerine bir şeyler kattığınızda, her bir şey katışınızda size bir izlenme, 10 izlenme, 100 izlenme olarak geri dönecektir. Bunlara çok dikkat edin. Ben şimdi anlamanız açısından videonun çok uzun olmaması için hızlı bir şekilde bazı şeylere geçiyorum. Siz bunlara özen gösterin. Elon Lastic sesimiz büyük ihtimalle hazır olmuştur şu anda. Elon Lastic sesimizi de indiriyorum. Şimdi bizim bu notla alakalı hiçbir problemimiz kalmadı. Videoyu indirdik, sesi yaptık. Şimdi CapCut'ta edit yeteneklerimizi konuşturacağız. Arkadaşlar, CapCut'ta boş bir sayfa açtım. Bu boş sayfanın içerisine sesimi ve videolarımı yükleyeceğim. Bütün hepsini seçtim burada. 3-4 tane videom, bir tane sesim var. Ses üzerinde güzel bir şekilde oynama yapmamız gerekiyor. Ses çok önemli bu noktada. Mesela bu sesin arasındaki boşlukları tamamıyla sileceğiz. Şöyle bir strateji de izleyebilirsiniz. Bunu ben de denedim. Mesela bu video bittiği an ben şuraya geçirirsem bunu, bu iki ses karışmaz. Mesela biraz daha sola geçirsem bile bu iki ses karışmaz. Sadece daha hızlı, videonun daha hızlı bir şekilde akmasını sağlar. Bu iyi bir şeydir. Yani hızlı bir şekilde akması iyi bir şeydir. Ama şöyle bir problem yaratıyor bize. Altyazı eklerken, videomuza altyazı eklerken altyazıları tam anlayamıyor, biliyor CapCut. Bu yüzden altyazıları kötü verebiliyor. Siz zaman ayırmak isterseniz, zaman ayırırsanız video daha akıcı olacaktır ve video daha fazla izlenilebilir olacaktır. Bu stratejiyi izlerseniz altyazınız görünmez, ama bu stratejiyi izlemezseniz videolarınız daha az izlenebilir. Siz en uygun, kendiniz için en uygun olanı bulun. Ona göre hareket edin. Ben altyazımızın kaymasını istemiyorum. Ben bazı videolarımda bu şekilde yapıyorum. Bazı videolarımda şöyle birleştirerek yapıyorum. Bu sizin o an nasıl, mesela o an yorgun hissediyorsan, o an çok fazla zaman harcamak istemiyorsan bu şekilde yap. O an böyle çok enerjisindir, videonun içerisinde çok güzel bir şekilde editleme yapmak istiyorsundur. O zaman az önce gösterdiğim gibi bu şekilde yapabilirsin. Şimdi ben bu videonun bu boş kesitlerini hızlı bir şekilde keseceğim. Mouse kullanarak çok zor oluyor. Mesela ben şu anda Ctrl B yaptığımda burası kesiliyor. Q yaptığımda da sol tarafını kesiyor gördüğünüz gibi. Şu mavi şeyi iyi takip edin. Şimdi benim ay fotoğraflarımı buraya yüklemem gerekiyor. O noktada notları kullanmamız gerekecek. Mesela diyor ki Mars hakkında bilinmeyen gerçekler. Bu hook'a ilk cümleye, yani ilk video bizim en etkileyici videomuzun olması gerekiyor. Bu yüzden bu videolara bakıyorum, en etkileyici video hangisi diye. Mesela şuna bakıyorum, buna bakıyorum. En etkileyicisi bu gibi gözüktü benim gözüme. Şöyle şuradan falan başlatacağım bunu. Bunun sesini kısıyorum. Bakıyorum sonra. Unknown facts about Mars. One Martian year. Ne diyor sonra? Diyor ki Mars'ın bir yılı 680 dünya yılına eşittir diyor. Mesela ben bunu buradan kesiyorum. Bununla benim bir işim kalmamış oldu. Şimdi ikinci videom lazım bana. İkinci video içinde bu dünya ile alakalı bir, Mars'ın gezegendeki gün batımımız mavi renkte görmektedir. Bu ikinci cümleye kadar bu videonun devam etmesini istiyorum. Bu videonun sesini kısıyorum. Bakıyorum. Şöyle biraz daha bunu yakınlaştırıyorum. Üzerine efektler eklediğim zaman çok daha iyi bir geçişler olacak ve aynı zamanda bunun üzerine ne kadar çok video eklerseniz, ne kadar çok kat atarsanız, hızlı kesmeler yaparsanız o kadar videonuz daha fazla izlenecektir. Bu konuyla alakalı ikinci bir videoda Shorts konseptinin stratejilerini A'dan Z'ye size anlatacağım. O video üzerinde hala uğraşıyorum. 10 gündür metniyle uğraşıyorum. Metnemedikten sonra o videoda gelmiş olacak. Aynı zamanda bu tarz stratejileri, YouTube konseptlerini, YouTube eğitimini ve Telegram'daki üyelerle bilgi alışverişi yapmak istiyorsan da senin için bir eğitim oluşturdum. O da açıklama kısmında. Onu da araya sıkıştıralım. Mesela bu çok yavaş ilerliyor. O yüzden bunu uzun tutmayacağım. Şuradan kesiyorum bunu. Sonra ikinci bir videoya bakıyorum. Bu ikinci video. Mesela ikinci videoyu da buraya attım. Önemli olan şu kat noktalarında videoları kesmeye çalışın ki videonuz daha düzgün görünsün. Mesela bu yavaş. Bunu birazcık hızını arttırmak istiyorum. Tam o kat noktasına gelmek için de şöyle yapalım. Tamamdır. Mesela burada kat kesildi. Mesela bu video nerede başlamış görüyor musunuz? Tam bu videonun başlangıcında bitireceğim bunu. Bu stratejiyi size kimse anlatmaz. Video mesela burada gördüğünüz gibi burada bitti. Bitişiyle başlangıcına baktığın zaman burada bitti, burada başladı. Bu Shorts, yani tekrardan başa döndüğün zaman belki 2 kere, 3 kere izleyecek. Bu stratejilere önem gösterin. Başta attığım video ve sonda attığım videoyu öyle güzel bir şekilde ayarlarsan bu videonu tutabilir. Şimdi transition ekleyeceğim. Bu transition'dan mesela şunu buraya ekliyorum. Bunu buraya ekliyorum. Şimdi birkaç tane efekt eklememiz gerekecek. Tekrardan buraya vignette eklemek çok iyi. Ben vignette'e her şeyi ekliyorum neredeyse. Vignette çok iyi bir şey çünkü. Bütün videolarınızda kullanabilirsiniz bu vignette. Sonra kullandığım tracking shot efektini buraya ekliyorum. Sonra leaking focus efektini buraya ekliyorum. Videomuz şu şekilde oluyor.
Unknown facts about Mars. One Martian year is equivalent to 687 Earth days. The sunset on the planet Mars appears blue in color. Bu şekilde ilerliyor. Şimdi hala bitmedi. Çok daha iyi yapacağız videomuzu. Tekste tıklıyorum. Auto caption diyorum. Buradan Türkçe değil İngilizce bir video çekmemiz için İngilizce seçiyorum. Create'e tıklıyorum. Bana altyazımı verecek. Altyazımız verildi şu anda. Bütün altyazıyı seçiyorum. Buradan text animation'a tıklıyorum. Caption'ı seçiyorum. En sağdaki Bones Out seçeneğine tıklıyorum. Sonra en baştakini seçiyorum tekrardan. Bunun hepsi seçili değil. Bezier'e tıklıyorum. Kendi fontumu seçiyorum. Fontumu seçtikten sonra buraya shadow ekliyorum. Glove'dan mesela bu benim artık otomatik stratejim oldu. 21 yapıyorum. Bunu 100 yapıyorum. Straw'a geliyorum. Bu straw düşük tutmak iyi. Siyah görünüyor dış tarafı. Bu diğer videolarımda bunları çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. O yüzden üzerinden hızlı bir şekilde geçiyorum. Altyazı teker teker çıkıyor. Şimdi bu ufak kaldı. Bunu birazcık büyütelim şöyle. Şuraya mesela bunu kopyalayacağım. Yapıştıracağım. Currently diyor. Umarım doğrudur. Bakalım kontrol edelim. Currently evet. Şuraya currently ekleyelim. Şimdi bizim bir sese ihtiyacımız var. Rockin' for a Dream. Doğru, inşallah doğru bir şekilde söylemişimdir. Rockin' for a Dream'in müziğini ekleyeceğim. Bu sesi de buraya düzgün bir şekilde atıyorum Rockin' for a Dream'i. Yani bu arka plan müziği. Bunu buraya... İşte Rockin' for a Dream'in müziği de arka tarafta var. Arka tarafa etkileyici bir müziğimizi de ekledik. Efektlerimizi ekledik. Altyazımızı ekledik. Şimdi ufak bir efekt daha ekleyeceğim buna. Bu da güzel oluyor. Leak ekleyeceğim. Leak'i buraya ekledim. Buradan blur'unu bunu sıfırlıyorum. Şunları şöyle hepsini aynı oranda düşürüyorum. Gördüğünüz gibi orada bir güzel bir efektimiz oldu. Şimdi ses efekti eklememiz gerekecek. Sound efeye tıklıyorum. Extraction audio'ya tıklıyorum. Bu kendi benim ses efektlerim. Bu ses efektlerini eğitimde bulabilirsiniz. Hepsini upload ettim. Kendi kullandığım efektleri, kendi kullandığım videoları, kendi kullandığım background videolarını hepsi orada var. Kullandıkça da onun içerisine eklemeler yapacağım. Eğitime de eklemeler yapacağım. Masa üstünde benim ses efektleri bölümünde videolarımın ses efektlerini kullandığım ses efektleri var. Bütün ses efektlerini buraya kendim yüklüyorum. Kendi ses efektlerimi. Sonra ses efektlerine bakıyorum. Mesela bu ses efektini çoğunlukla mesela burada ne diyor? Mars. Mars dediği yere, tamam mı? Ben bunun ses efektinin başlangıcını mesela yerleştiriyorum. Böyle. Mars dediği anda puf diye bir ses geliyor. Bu biraz daha gerilim videoları olduğundan dolayı gerilim müziklerini daha çok kullanıyorum. Gerilim müzikleri de insanların odağını direkt videoya verdiği için gerilim müzikleri bu noktada çok yararlı oluyor. Mesela bu. Bunu buraya bu kolaya koyabilirim. Sonra bunu buraya ekliyorum. En son olarak bu videomun sonuna şu son efektimi ekleyeceğim. Videomuz şu anda tamam olmuş oldu. Şöyle bir videoya bakın. Leak 2 efekti, altyazılar, diğer efektler, leaking focus, tracking shot, vignette. Bu videoları aynı şekilde YouTube'dan indirdik. Transition'ımız şuradaki transition, bu iki transition'ı kullandık. Eleven Labs'ten seslendirdik. Metni ChatGPT'den yazmadık, kendimiz bulduk. Rockin' for a Dream, bu best trailer müzik. Bu filmin müziği, soundtrack, filmin soundtrack'i. Bu extraction'larda bizim ses efektlerimiz. Daha fazla ses efekti ekleyebilirsiniz. Video çok detaylı bir şekilde bakmanız gerekir. Ben üzerinden geçtim. Videonun son halini şimdi karşınıza göstermiş olacağım. Unknown facts about Mars. One Martian year is equivalent to 687 Earth days. The sunset on the planet Mars appears blue in color. Olympus Mons, located on Mars, is the tallest known mountain in the solar system, with a height of 22 kilometers. Currently, there are only 7 robots living on the planet Mars. Which one do you find the most interesting? Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videolarda anlamadığınız noktaları yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Shorts kanal konseptlerinin sistemini size anlatacağım. Nasıl ilerlemeniz gerektiğini, InVideo, Eleven Labs gibi yapay zeka kanallarını da ücretsiz bir şekilde nasıl sınırsız kullanabileceğinizi merak ediyorsanız da onları da yorum kısmına yazmayı unutmayın. Onlarla da alakalı bir video çekebilirim. Videoları yararlı bulduysanız beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yılbaşına özel size sunduğum fırsatları da değerlendirin, beğenip yorum yap, kanala abone olun. O 3 kişiden bir tanesinden olabilirsin ve hayatını değiştirmek için büyük bir adım atmış olabilirsin. Bir sonraki videoya kadar güçlü kal.